Altılı Masa'daki krizi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki gizli karargâhtan yaptığı müdahale FETÖ'cüler tarafından servis edildi. Firari FETÖ'cü Savaş Gencin 5 Mart'ta sosyal medya yayınında Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirdiği ortaya çıktı. Yapılması gereken şey şu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı baş... Altılı Masa'daki kriz dolayısıyla telaşa kapılan HDP ve FETÖ çevreleri ABD'nin krize müdahalesinin ardından bayram etti. FETÖ'cü Savaş Genç masa devrildiğinde çözüm olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan yardımcısı olmasını önermiştim. Türkiye bu öneride buluştu. Harika bir gelişme mesajını paylaştı. Bir diğer firari FETÖ'cü Emre Uslu da genci tebrik eden isimler arasındaydı. FETÖ'cü Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı "Sonuçta Savaş Genç Hoca'nın 2 yıldır söylediği yere geldiler. Aklın yolunu buldular. Tebrikler Savaş Hoca" ifadelerini kullandı. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür de destek verenler kervanına geç kalmadan katıldı. Şükür, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Hayırlı ve yolunuz açık olsun" dedi. Adem Yavuz Arslan da yaptığı destek paylaşımında Türk milletinin karşısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konumlandırarak kışkırtmanın fitilini de ateşlemiş oldu. Milletin Millet İttifakı'na gösterdiği tepki Erdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş bir millet var. İşi artık daha zor. Sait Sefa Altılı Masa'ya tebrik paylaşımlarının yanı sıra dağılma sonrası masaya yol göstermiş ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine işaret etmişti. Beşli Masa'nın yarınki toplantısı ertelenmez. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır. Bunlar sır değil. Önemli olan Kılıçdaroğlu'nun ekibi, yardımcılarının kimlerden oluşacağı. Yarından sonra daha çok bu konuşulacaktır. Yapıcı olmakta fayda var. Öfkeyle kalkan hep zararla oturuyor.